Kulağıma gelmiyor değil. Bu işe son defa söylüyorum, bir son vereceksin. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmayalım. Senin aklını derslerine vermen lazım. Bak, abilerin de işkilleniyor. Bir yere kadar zapt edebilirim, ona göre. Tamam anne, sadece bir kere oturup kahve içtik. Arkadaşlar da vardı, bir şey yok. Hadi benim gitmem lazım. İyi misin kızım? Yüzün ne kadar solgun. Gel otur bakayım. Yenge? Bir şeyim yok. Ay abla, ne yapıyorsun? Bize seslenseydin ya. Mutfağınızı boş bırakmayın hanımlar. Böyle kaparlar elinizden işsiz kalırsınız valla. Arada evin hanımları iş yapmazsa o mutfağın bereketi kaçar. Bu taş bana mı? Ay çekilin, bir mantı açayım şöyle. Hadi oradan. Sen daha mantının içini hazırlamayı bile bilmezsin. Ben de şöyle minicik minicik kapatılmış nefis bir mantı resmi yaparım, şuraya asarız. Mantı yapamaz ama çok güzel mantı resmi yapar derler hiç olmazsa. Hadi size iyi günler. Nereye Zeynep? Kız arkadaşların bir evde mi toplandılar yine? Evet yenge. Ay abla, baklavalar geldi, alın şunu. Alın alın. Şerbeti kaynadı mı? Döküverin hemen. Aa, Ayşe Meleğin baklavası geldi. Ay neden Ayşe Meleğin baklavası oluyormuş canım? Çocuklar geldi diye yapıldı. E seviyor diye 10 günde bir yapılıp inşaata yollanıyor ya. Ben Seymen seviyor. İşçilere de arada ikram yapılsın diye yolluyorum. Seymen de seviyor, Ayşe Melek de seviyor. Söylediler ya, ikisi bir oturuşta yarım tepsiyi yemişler geçen gün. İyi. Afiyet olsun, yesinler. Sen de biraz yesen iyi olur. Çocuk çöp gibi doğacak. Ben Seymen'e hamileyken kapılardan sığmazdım. E bu kız olacak abla. Ne yapacağız şişko kızı? Çıtı pıtı olsun anası gibi. Ne olacak Asya? Seyhan ağam bir şeyler atıştıram dedi. Anne bize tost yapsana. Olur kuzum, yapam. Hadi siz gidin içeride oynayın. Ben getiririm, hadi. Şşt Rıza. Babanı özlemedin mi oğlum sen? Yanına niye hiç gitmiyorsun? Götürmüyor mu annen seni? Dışarı ses hadi. Dışarı dedim, dışarı. Gelin abla. Oğlanın aklına böyle şeyler sokma. Ben Haydar'dan boşanacağım. Ne zaman Dicle? 3 aydır bu şarkıyı dinliyoruz. Aman saçma sapan konuşmayın. Boşanma lafını bir daha duymayacağım Dicle. Haydar birkaç güne kadar eve dönecek zaten. Bu kadar sene nasıl idare ettiyseniz yine edersiniz. O kiralık katille aynı evde çocuk büyütecek değilim. Toplasınlar pıllarını pırtılarını, nerede yaşayacaklarsa yaşasınlar. Benim çocuğumun bulunduğu eve o adam girmeyecek. Ben giderim gelin abla, gözünü seveyim. Gözüne bir daha gözükmem. Ama Rıza bu evden gidemez. O bu konağın çocuğu. Burada büyüyecek. Yeter. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Çocuk da sen de burada kalacaksınız. Kesin bu abuk sabuk konuşmayı. Öyle mi? Demek abuk sabuk konuşma ha? Bu işi Seymen'le halledeceğiz demek. Ne oluyor bu kıza böyle son günlerde? Her gün bir tatsızlık çıkarır oldu. Geberikten abla, doğurunca geçer. Üstüne varmayalım. Açmayacaksan neden cep telefonu taşıyorsun? Zeynep, çıkıyor musun? Evet abi. Bekle, seni bırakayım. Ben Bahar. Seymen oralarda mı? Cebi açılmıyor. Öyle mi?